Değerli basın mensupları, hepinizin yakından takip ettiği ve bildiği gibi 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. 16 Ağustos'ta yani dün itibariyle de kamu işveren heyeti masaya ilk teklifini sundu. Kamu işvereni görüşmelerin 16. gününde bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu. Kamu işverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif geciktirmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksiklere sahip. Kamu işveren heyetinin geç kalmış ve geçiştirme odaklanmış teklifin içeriğinde bize teklif edilmesi bir tarafa masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor. Hükümetin masaya sunduğu ilk teklif güçlü Türkiye imkansız, büyük Türkiye anlamsız ve yeni Türkiye gereksiz fikri sabitinde debeleler dışında kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz. Hükümet bu teklifi yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu katar, can suyu vermek, kamu görevlerini enflasyona ezdirmeme kararında da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir. Daha da önemlisi hükümet, kalkınmayı önemsediğine, adaleti öncelediğine dair ispatı ve icraatı toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle hem teyit hem de tescil edilmelidir. Değerli basın mensupları, çok kıymetli yorum arkadaşlarım. Hükümetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin ilk teklifi 2020 için %3,5 artı 3 ve %2021 için %3 artı 2,5. Bu oranlar hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil. Bu oranlar hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükümetin teklifi faiz oranlarındaki düşmeyi, burada aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor. 5. dönem toplu sözleşme masasına dün itibariyle sunulan kamu işveren teklifi, kamu görevlerine büyümeden pay vermeme haksızlığı sona ermesi gerekirken, aksine kamu görevlerine bütçeden pay vermeme hastalığı eklenme çabası olarak da görülebilir. Siyasi irade toplu pazarlık masasına kamu görevlerini refaha kavuşturma değil, cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli, teklifin eksikliklerini ve hataları da bir an önce gidermelidir. Toplu pazarlık masasına işveren tarafından sonra sunulan ilk teklifin özeti bizim açımızdan şudur. Bu çoğu çok, hükmü yok veren işveren teklifidir. Emek kesimi için toplu pazarlık masasının anlamı, evdeki bulguru kaybetme kaygısı olmaksızın dimyata pirince gitmektir. Kamu işvereni hem dimyata pirince gitmemize engel olmak hem de evdeki bulgurun değerini azaltma gayretindedir. Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenilmesi. Diğer taraftan toplu pazarlık masası sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil. Masada haklar, sosyal hak ve yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor. Hükümetin masaya sunduğu ilk teklifte ek göstergeden kademe derece sınırlanmasının kaldırılmasına, sözleşmeli personelin kadroya geçmesinden kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına, gelir vergisi mağduriyetinin sulh bulmasından dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine, yerel yönetim seçimleri sonrası, üç güvencesine ve sendikal haklara yönelik saldırılardan keyfi ve eziyet edici geçici görevlendirmeye engel toplu sözleşme kapsamındaki birçok konu başta hiçbir şekilde dikkate alınmamış ve bunlarla ilgili teklif içeride yer verilmemiştir. Benzer şekilde hizmet kollarındaki yetkili sendikalar tarafından sunulan teklif metinleri üzerinde de bir değerlendirme yapılarak hizmet kollarına yönelik bir teklif içeri de oluşturulmamıştır. Bu bakımdan kamu işveren teklifi sonrasında ne makul ne de makul bir teklif var, sadece mağlup bir teklif var dedik. Zira bu teklif içerdiği oranlar boyuyla yetersizlikle ve adetsizlikle mağlumdur. Bu teklif yeni Türkiye'yi görme, büyük Türkiye'yi yansıtma, güçlü Türkiye'yi yaşatma noktasında mağlumdur. Bu teklif
refahı tabana yayma, gelir dağılımında adaleti sağlama açısından malumdur. Bu teklif, Türkiye'nin kamu görevlerinin beklentilerine karşılayacak cüssesi, alın terini hakkını teslim edecek bütçesi yok cümlesine inanımızı beklemek nedeniyle fikren, ilmen, ahlaken malumdur. Bizler kamu görevlerinin standartlarını yükseltecek, dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük niteliktedir. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk toplu sözleşmesini imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken nizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık. Bu teklifin tamamlamaya, ilavelerle zenginleştirmeye ihtiyacı var. İşveri ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman, bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan var olduğuna inanıyoruz. Biz eski Türkiye'nin vehimlerinden beslenen değil, yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz. Türkiye'nin gücüne bizim kadar inanılırsa, Türkiye'nin büyüklüğüne bizim kadar itibar edilirse, Türkiye'nin yeni paradigmal çerçevesi bizim gibi anlaşılırsa, anlaşmamız da, adil paylaşmamız da, birlikte ve huzur içinde yaşamamız da çok daha kolay karşılanacaktır. Biz örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz örgütlü gücümüzü bunun için değil, hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Türkiye'ye inanıyor ve Türkiye'nin gücüne itibar ediyoruz. Memur Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi olarak ilimizdeki Memur Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini yakından takip etmeye, bizi memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gelecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Emeğin hakkını verilmesi noktasındaki niyet ve gayretlerimizde bereket, irade ve çalışmalarımızda örgütlü neşet, güçten neşet eden kudret temenni ediyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.